Müslüman olan biri topluma kalbini bilmediğimden dolayı müşrik demem diyor. Bu kişinin durumu nedir? Allah razı olsun demiş kardeşimiz. Karşımızdaki kişi alemlerin Rabbi olan Allah'a şirk koşuyor ise bir başkasının da ben bunun kalbini bilmiyorum. Bundan dolayı ben buna müşrik diyemem demesi kendini karşısındakiyle aynı hükme sokmasıdır. Çünkü bir insan Allah'a şirk koştuğunda ona müşrik demek insanlara bırakılmış bir mesele değildir. Allah'a şirk koşanın müşrik olacağına dair hükmü veren alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve Müslüman demek Allah'ın hükümlerine teslim olan demektir. Müslüman Allah'ın hükümlerine teslim olan demektir. İşine gelse de gelmese de Nefsine ağır da gelse, nefsine kolay da gelse. Eğer Allah belli bir fiili yapan bir insana bu müşriktir demişse, sen ona ben ama kalbini yarmadım ama ben ona müşrik desem ya bana geri dönerse gibi korkular. Bunlar şeytanın vesveseleri ve evhamlarıdır ve insana sağ tarafından yaklaşmasıdır. Yani din adına, Allah adına insanı aldatması, aldatması demektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim bir ölçüler kitabıdır. Bu ölçülerden bir tanesi, bu sınırlardan bir tanesi de Allah'ın insanları birbirinden ayırmış olduğu isimlerdir. Yani müşrik ismi vardır, onun sınıfına giren insanlar vardır. Müslüman ismi vardır, onun sınıfına giren insanlar vardır. Münafık ismi vardır, onun sınıfına giren insanlar vardır. Bunların her birinin kendisini ilgilendiren özel hükümleri vardır. Her birinin birbirlerine karşı bir takım vazifeleri ve sorumlulukları vardır. Bütün bu ahkamın tamamı isme bağlıdır. Yani müşrik dediğin zaman o ismin üzerine hükümler bina olur. Münafık kafir dediğin zaman o ismin üzerine hükümler bina olur. Bir adam ben buna müşrik diyemem dediği zaman Allah'ın koyduğu bütün hükümleri iptal etmiş olur. Çünkü ona karşı bazı vazifeleri var, bazı sorumlulukları var. Bunları yerine getirmesi gerekir. Bunları yerine getirmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'de o fiili yapan insanların müşrik olduğunu söyleyen bütün ayetleri reddetmiş olacağından dolayı inkar etmiş olacağından ötürü, kabul etmemiş olacağından ötürü bu insan kendisini küfür ve kendisini şirk haline düşürmüş olur. Ne olur? Belki bir adamın tevili olabilir. Yani ayeti reddetmez ama başka bir ayeti yanlış anladığından dolayı böyle söyleyebilir. Ayeti reddetmez ama bir hadisi yanlış anladığından dolayı böyle söyleyebilir. Ne yaparsınız? Tevil kıyamet gününe kadar devam etsin ve insanlar sapıtsın diye yoktur. Tevil giderilsin diye vardır. Yanlış bir tevili varsa Alırsın karşına. Kardeşim dersin sen bunu 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 yanlış anlıyorsun. Bu senin anladığın gibi değildir. Bunun doğrusu budur dersin. Doğrusunu öğrenmesine rağmen ya olsun ben gene de kimseye böyle diyemem diyorsa o zaman yapacak bir şey yok dersin. Allah'ın ayetlerini kafir olanlardan başkası inkar etmez dersin. Allah'ın ayetini okursun. O kafirler ancak uyarıldıkları gerçekten yüz çevirirler dersin. Allah'ın ayetini okursun. Ondan sonra karşındaki insana küfür hükmünü vermiş olursun. En bedbaht insan kimdir? Başkasının dünyası için kendi ahiretini helak eden insandır. En bedbaht insan. Yani senin karşında Allah'a şirk koşan bir insan var. Sen sırf onun dünyasında ondan kötü geçinmemek için ona Müslüman diyorsun ve sen farkında olmadan Allah'ın konuyla ilgili ayetlerini reddettiğinden ötürü sen kendini küfür küfür ehli durumuna getirmiş oluyorsun. Onun için Allah'tan Allah'tan korkmak gerekir.